Çağla'yla yeni bir günde bugün Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeki Demiraçma köyündeyiz. Yanımızda Nezire ablacımız var. Şöyle gördüğünüz gibi bir incir ağacının dibindeyiz. Peki biz bugün ne yapacağız Nezire ablacığım? Bugün incir reçeli yapacağız ve toplamaya başlıyoruz. Peki ablacığım, İnciri nasıl toplayacağız? Yumuşakken mi, sertken mi? Sert, sert olması gerekiyor incir reçeli yapmamız için. Hı hı. Kabuğunu soyuyoruz, akşamdan şekere koyuyoruz. Ondan sonra kaynatıp sunuyoruz. Şimdi biz incirlerimizi yıkadık, şöyle geldik. Kaç kilo var burada Nezire abla? 4 kilo var. Ne güzel topladık ama. Evet. Sıcağın altında yandık vallahi. Aynen öyle. Kafama da şey bağlattınız. Evet, çok da yakışmış. Ayşe ablamız da bize kabak tatlısı yapacak, evet, değil mi? Kabak tatlısı yapacağım. Biz gelmeden kabakları kesmişsin, dayanamadın galiba. Kabağı akşam topladım. Önce soydum, yıkadım güzel. Ondan sonra dilimleyip şekerledim. Böyle gösteriyorum. Peki bu kabak tatlısı Sakarya'ya mı özel? Evet, Sakarya'ya özel. Kabağı meşhurdur Sakarya'nın. Öyle mi? Evet. İncir reçeli? Harika, filmi bile var. Ay çok duygusal ama. İzledin mi? Tabii. Çok duygusal. Aynen. Şimdi bir de incirin çeşitleri varmış tabii ki. Bu incir ne incir? Buna patlıcan inciri diyorlar ama... Renginden daha dolayı güzel mı? Evet. Bir de beyaz incirimiz var. Çok güzel. Bir de kuru incirimiz var. Kuruyor böyle İzmir inciri diyorlar. Hı hı. O da güzel oluyor ama tabii ki bunun reçeli güzel oluyor. Patlıcanın reçeli güzel oluyor. Patlıcanın reçeli güzel oluyor. Peki şimdi incirleri soyduk ama kabuklarını değerlendiriyor muyuz peki? İsteyen değerlendiriyoruz. Bahçeye atabiliyorsun. Gübre oluyor sonunda. Evet, biz şimdi kabağımızı, incirimizi soyduk, tencerelere koyduk. Üzerine şeker de ekledik. Ne kadar şeker ekledik? Bu kabağa 3-4 kilo şeker koydum ben. 3-4 kilo, çok değil mi ya? Ama o tadını veriyor. Hmm. Ya şeker koymasak da olmaz mı? Olmaz. Akşamdan şekerlememiz gerekiyor. Akşamdan yıkadık, doğradık, hazırladık. Hı hı. Şekere bastık. Bu şekilde sulanması gerekiyor. Su koymuyoruz. Kendi kendine o şekerle kabak kendi su veriyor böyle. Sabahtan da pişiriyoruz. Ne kadar pişireceğiz? Aygaza koyuyorum. Bir saat falan pişiyor. Bir saatte pişer yani. Piştiğinde direkt olmuş oluyor. Evet. Hiçbir şey yapmıyoruz. Servise sunuyoruz. Üzerine tahin döküyoruz. Fındık, kavrulmuş fındık döküyoruz. Yöremizin fındığı. Fındıksız olmaz. Sakarya fındığı. Evet. Peki incire ne kadar koyduk şeker? İncire ben de 4 kilo koydum. 3 kilo incir. İncir zaten çok tatlı. Kilo. Çok koymadık mı şeker? Tatlı da bu katı olması için. Koymak. Kıvamı için. Kıvamı için koyduk işte. İncirimizi ne kadar pişiyor? İnciri 40 dakikada kaynamaya başladı mı kısıyorsun. 40 dakikada pişiyor. Evet, incir reçelimiz ve kabak tatlımız gördüğünüz gibi hazırlandı. Birer saat yaklaşık piştiler. Evet. Şimdi sunuma hazırlar. Evet, değil mi? Hazırlar, evet. Şöyle bakalım. Ay ne güzel gözüküyor bunlar. Aman Allah'ım. Evet. Bu direkt oldu bu şekilde. Evet. Kavanozlara yerleştiriyorsunuz. Aynen, aynen. Kavanoz. Bol bol yiyorsunuz. Bol bol yiyoruz. Peki kabak tatlısı? Kabak tatlısı da daha taze kabağımız ama çok güzel. Kışın da yeniyor. Yazın da yeniyor. Çok severiz yani kabak tatlısını. Fıstık mı koyacağız? Fındık koyacağız. Fındık. Yöremizin fındığı. Ay pardon. Fındık koyacağız. Tahin galiba. Tahinle de süsleme yapacağız. Hadi yapalım o zaman süsleme. Tahinle doyum olmaz. Malzemeden de hiç çalmıyoruz. Çalmıyoruz, çalmıyoruz. Gitti fındıkla. Her şey bol bizde. O zaman artık en sevdiğim kısma, yani tadıma geçelim. Yo, acık bekleyeceksin. Gelinimiz öyle bir mahretti ki sürpriz şey getirecek bize. Sürpriz yemek getirecek. Aa, ama
Gel gel. Bu nasıl bir sürpriz Ayşe? Bu da size sürpriz. Karalahana. Evet, köyümüzün karalahanası meşhur. Çok güzel girdik. Hadi sen de gel, tadım zamanı o zaman. Evet. Bize de sürpriz oldu biraz. Bilseydik yapımını çekerdik, sunardık. İşte sürpriz olsun diye hazırladık. Çok teşekkür ederiz. Yani. Elinize sağlık. Şimdi normalde kara lahana Karadeniz yöresine ait. Sakarya'da, evet, batı kısmı sonuçta Karadeniz'e bakıyor ama yani kara lahana Sakarya'da yeniyor mu bu kadar? Evet, yani bulunuyor mu? Her bahçede, komşularımızın bütün her bahçede bulunur. Hı-hı. Hepimiz dikeriz yani. Dolmasını yaparız, yemeğini yaparız. Her türlü yeriz. Lahanasız duramayız biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.